Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle en kolay yöntemle, en doğal yöntemle evde biber salçası nasıl yapılır bunu anlatacağım, göstereceğim. Fakat videomu mutlaka sonuna kadar püf noktalarıyla dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Elimde 10 kilo kapya biber var. Kapya biberlerini seçerken mümkün olduğunca etli etli, iri iri olanlarını seçmeye özen gösterelim arkadaşlar. Ben bunları şimdi güzelce yıkadım. Suyunun süzülmesi için bir kenara da aldım bazı biberlerde bu şekilde lekeler oluyor şimdi bunları hemen temizlemeye başlayacağız Güzelce bu lekeleri alıyorum Daha sonra ortadan ikiye kesip baş kısımlarını ve içinin çekirdeklerini Temizliyoruz İşlem bitene kadar biberler bitene kadar hepsini aynı şekilde tekrar ettirelim Bir kere evde biber salçası yaptığınız zaman bir daha dışarıdan para verip almayacaksınız. Gerçekten evde yaptığınızı hem kendiniz biliyorsunuz içine ne girdiğini daha sağlıklı oluyor hem daha lezzetli oluyor. İnanın bana bu şekilde mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki videomu buraya kadar izlediyseniz e, yorumlar kısmına bir çiçek bir böcek bırakırsanız çok memnun olurum. Burada sizlere bir tavsiyem daha var. Biberleri bu şekilde iri iri doğradıktan sonra büyük robot kullanırsanız daha bir rahat edersiniz. Eğer küçük kullanırsanız hem çok oyalar, işiniz uzun sürer. O yüzden büyük kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunları şimdi güzel bir şekilde ince bir e, bir biçimde çektirelim. Ve bunların hepsini bir tepsinin içerisine alalım. Dikkat edin burada içerisinde hiçbir şekilde büyük parçalar kalmasın. Bakın görüyorsunuz kıvamını ne kadar sulu bu şekilde inceliği olması gerekiyor. Daha sonra çekmiş olduğum bu biberlerin hepsini tepsilere paylaştırdım. İki tanesi normal büyük tepsiye bir tanesini de ince tepsiye koydum arkadaşlar. Hemen şimdi tuzlamaya geçiyorum. Tepsi başına iki buçuk yemek kaşığı olacak şekilde tuzunu koydum. Burada normal bildiğiniz sofralık tuz ilave ettim. Salçanın tuzunu ayarlarken burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mutlaka salçanın tuzunun baskın olması gerekiyor, tuzlu olması gerekiyor. Eğer çok aşırı tuz kullanırsanız yemeklerinize tuz koymazsınız. Fakat salça biliyorsunuz tuzlu bir şekilde olur. Bu şekilde hepsini güzelce koyup karıştıralım. Her tarafına tuzunu yedirelim. Diğer tepsimi de aynı şekilde yine tuzladım karıştırdım. Üçüncü kullandığım tepsi biraz inceydi. Ona biraz daha az tuz kullanacağım. Gerçekten kendi yaptığınız salçanın yerine hiçbir şey tutmuyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kıvamına sulu sulu ne kadar güzel oldu. Daha sonra diğer tepsimi de hemen tuzlayıp onu da aynı şekilde karıştıracağım. Burada püf noktalarından bir tanesi de mutlaka salçanızı güneşte tutmaya özen gösterin. Evinizde, balkonunuzda en güneş alan yer neresi ise salçanızı mutlaka oraya koymanızı tavsiye ediyorum. Ben burada balkonumun en güneş alan kısmına Yerleştirdim bu şekilde salçalarımı 3 gün boyunca bekleteceğim 3 günün sonunda sizlere tekrardan çekip göstereceğim Gelip gittikçe mutlaka salçalarınızı karıştırmaya özen gösterin Dün akşam ikindi vakti koymuştum bakın bugün ikinci gün ince tepside olan daha bir kıvama gelmiş daha kolay oluyor arkadaşlar bu da aklınızda bulunsun Daha sonra ben kalın olan tepsilerden biraz bir miktar daha ayırıp başka bir kabın içerisine daha böldüm Bakın bu daha sıvı görüyorsunuz. İnce tepside olan biraz daha suyunu çekmiş bir biçimde. Gelip gittikçe her seferinde bu şekilde karıştıralım. Tuzunun tadına da bakın mutlaka. Ben, ben baktım biraz az gibi oldu. Üzerine tekrardan tuz ilave ettim. Bunu dediğim gibi tadına bakaraktan ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi mutlaka güneş neredeyse tepsilerinizi oraya taşıyın. Orada dursun arkadaşlar ve gelip gittikçe mutlaka karıştırın ki içi kurusun. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yorum yaparsanız da çok memnun olurum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. İnce tepside olan yavaş yavaş kıvam almaya da başlamış zaten. Bu ince tepside olan daha bir kıvama oluyor, daha bir kolay olmaya başlıyor. Ve üçüncü günün sonunda hepsini bir araya topladım. 2 kiloya yakın salça, biber salçası elde ettim arkadaşlar. Kokusu, dokusu hatta o kadar güzel kıvam var ki size anlatamam. Pürüzsüz bir şekilde arkadaşlar. Kendi yaptığınız salçanın doğal organik salçanın yerine hiçbir şey tutmuyor. Dediğim gibi bir daha dışarıdan para verip kesinlikle satın almayacaksınız. Kendi salçanızı kendiniz yapın diyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu kıvamı. Şöyle yaptığınız zaman üst üste birikiyor. Suyu falan da hiç kalmamış. Çekmiş hepsini güzelce. İki sene boyunca soğuk serin bir yerde tutup muhafaza edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki tariflerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.